Türkiye'nin ilk ve tek farklı yaşam programı Avtak Tactical Cup'a hoş geldiniz. Start nasıl verilecek onu söylüyorum. Bütün atıcı arkadaşlarla şimdi burayı gezeceğiz. Hı hı. En dip noktada düdüğünü çal. Fırlayacaksın Şerif. Fırla. Fırla. Heh, oradan kalk. Buradan koşma fazla. Herki hepimiz girelim gezelim burayı. Burada ayağın takılması, düşmeniz size ne zaman kaybettirecektir? Her zaman bu zamanlar düşülecek. Burada bir tüfeğin olacak. Bunun içinden tüfeği alacaksın. Silahın boş. Aldın tüfeği, o istasyona geçiyorsun. Orada gördüğün gibi iki tane fişeğim var. 32 gram 8 numara fişek. Sen tüfeği elip dolduracaksın. Evet, attı. Bunu atıp vuracaksın. İki tüfeğini attın. Silahın boş. Her zaman bildiğimiz gibi sana da söylemeye gerek yok. Bu yönde silahın boş olarak namlusu o tarafa devam ediyorsun. Burada o mevcut 8 adet fişeği silahına dolduruyorsun. Sonra istediğin gözenekleri kullanarak 8'ini de alır tüfek. İstediğin plak, istediğin sıralama mümkün olduğu kadar çabuk olarak hedefleri vurmaya çalışıyorsun. Sağlak arkadaşlar, solak arkadaşlar için burada emniyet mandallarımız var. Silah açıp fişek yatağına koyuyorsunuz. İçine silah atıyorsun, bırakıyorsun. Elini kaldırdığından zaten hakem arkadaş düdüğü çalıyor, saniyeyi geçiyor. Tolga Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz parkuru? Beklentilerin çok üzerinde. Yine fabrikamızın değerli danışmanı Hakan Bey'in faaliyetleriyle ve çalışma arkadaşlarımızın faaliyetleriyle inanılmaz güzel bir parkur görüyorum. Yaparım diyor musunuz peki? Ben elimden geleni yapacağım ama çok heyecanlıyım ben de herkes gibi. Peki daha önce böyle parkurda hiç yarıştınız mı? Ya hayır, böyle bir atış yaptınız mı? Biz tüfekle alakalı olan her safhada bulunduk ama işletmenin içerisinde poligonda ilk kez vazife alacağım firmam adına. Çok güzel ama biliyorsunuz Türkiye'de ilk defa böyle parkur kuruldu ve bu da sizin firmanın sayesinde kuruldu. Evet, ümit ediyoruz ki beklentimiz şu, burada taktik tüfeklerle ve av tüfekleriyle neler yapılabildiğini, kişinin kondisyonunu, kas kabiliyetini, nasıl bir eğitimden geçirdiğini görmeye çalışacağız. İyi atıcılar var grubun içerisinde. Onların her birisi ayrı ayrı sürpriz zaten. Beni de uygun görmüş Hakan hocamız. Onun için şimdi davet etti. Bugün atıcı olarak bulacağım. İlk yarışmacı sizsiniz ama. İlk yarışmacı siz olacaksınız. Heyecanlı mısınız peki? İlk yarışmacı olmaktan dolayı ben heyecanlı mısınız? Ben firmamız adına çok heyecanlıyım. Ürünlerimizi sergilediğimiz için. Atıcı olarak heyecanlı değilim. Benden üstadlar var. Onun için onların önü açık olsun. İddianız herkesin şansı bol olsun. İddia var mı? Şunu yaparım, bunu yapamam diyor musunuz parkurda? Ben tüfeğimize inanıyorum. Tüfek yapar, ben yapmam diyorsunuz evet, yani. Evet. O zaman teşekkür ediyorum. Sizi parkura alıyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok memnun oldum. Herkese tekrar başarılar diliyoruz. Parkur sonra tekrar konuşacağız. Tekrar bakacağız neler yaptınız. Yeni bir ilk için Armstrong'a teşekkür ediyoruz tamam. Burada. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, şu anda ilk yarışmamız hazır. Çok heyecanlı olduğunu eminim. Çünkü biz de heyecanlıyız. Bakın neler yapacak göreceğiz. Şimdi yarışma başlasın. Evet hocam ne kadar oldu? Hocam iyi gidiyor. İyi gidiyor, iyi gidiyor. 10 saniye geçti. Biraz performans düşüklüğü var gibi hocam ama antrenmansızlıktan kaynaklanıyor. Zorlamasın ya. Evet. Silahı unutmayalım. Evet, güzel. Yok, doğru doldurdum hocam. Doğru doldurdum. Hocam kaçırdı. Kaçırdı hocam. Puan eksiklik hocam. Bir tane daha giriyordum hocam şimdi arkasından. Evet hocam. Hocam onu da kaçırdı. Sağlık olsun hocam diyoruz. Eksi puanı veriyoruz kendisine ve gidiyor hocam. Evet devam etti gidiyor. Geldi. Şimdi burada ne yapar hocam? Fikriniz var mı? Hepsini vurması lazım. Hepsini vurur diyorsunuz. Hadi bakalım hocam. İnşallah Tolga Bey'den bu performansı bekliyoruz. Şimdi doldurmaya çalışıyor. Evet dolduruyor hocam. O alet biraz zor galiba. Eski bir şey galiba değil mi hocam? Eski bir avcıların şey. Kullandığı malzeme çok galiba. Çok tecrübeli. Evet hocam evet güzel. Bir, oo, çok iyi çok iki, güzel. Aferin. Üç. Çok yaşa. Hocam, trap yapamadığını burada yaptı galiba. Hep evet. Vurdu. Evet, çok hep başarılıydı. Vurdu. Evet hocam, gerçekten. Bakalım şimdi emniyet taktığını unutacak mı? Hocam, emniyet taktığını unutacak mı? Evet.
Evet, ilk parkuru bitirdi. Bravo! Çok güzel, ilk parkuru 80-07. Evet Tolga Bey, umudunuz gibi oldu mu? Yani ilk müsabaka olarak en azından bir efor sarf ettiğim için biraz nefes nefeseyim. Fark ettik, evet. Koştuk, hissettiğim gibi oldu. Parkuru alışmak tabii birazcık antrenmansız atmak kabiliyet istiyor. En azından zamanı iyi kullandığımı düşünüyorum. Birkaç hedef kaçırdım, iki tane hedef kaçırdım herhalde. Onun benim hatam olduğunu düşünüyorum. Bakacağız bundan sonraki parkurlara. Ama güzel yarıştınız yani. Ben baktım şeylerde hiç kaçır kaçırmadı. Tak tak vurdunuz yani alttaki hedeflerde. Evet. Trapta biraz problem oldu gibi. Taktik tüfekte hareketli hedefe atmak biraz zor. Arada fark var diyorsunuz yani onun için. Tüfeğin de performansı bilmiyorsunuz tabii, tanımıyorsunuz. Için. Tanımadığınız tüfek tabii ki. Uçar hedefe atmak yüksek gez arpacıkta biraz zormuş hakikaten. Bu da işte olayın güzel yanı. Böyle hatalar verdirerek şampiyonu belirleyecek. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hadi görüşmek üzere bakalım. Evet Cemal Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Önce sizi bir tanıyalım. Ben Yalova'nın Armutlu ilçesinden geliyorum. Armutlu Avcılar Kulübü'nden. Buradaki organizasyona davet edildiğim için heyecanlı ve mutluyum. Peki parkuru nasıl buldunuz? Parkuru Tolga Bey'i seyrettik birinci olarak. Valla heyecan var tabii işin içinde. Güzel, rahat gibi duruyor. Yaparım diyor musunuz? Valla ben hiç bugüne kadar şey atmadım. Bu plakaya bir atış yapmadım. Evet. Çok ava attık, domuza, kuşa vesaire attık ama bilmiyorum ne olacak. Heyecanlıyım bu kadar. Başka bir şey diyemiyorum. Zaten burada kullanılan silahlar biraz tactical demiş olduğumuz tactical silahlar. Evet, normalde biz av tüfeği, yine otomatik silah kullandım ama yani taktik silah kullanmadım açıkçası. Bakalım şimdi bu parkura ne yapacağız? Hayırlısı. Göreceğiz. Hayırlısı. O zaman başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. O zaman sizi parkura alıyoruz. Sağ olun. Evet, Tolga Bey'in performansını izledik. Şimdi sıra Cemal Bey'e geldi. Cemal Bey gördüğünüz gibi avcı bir arkadaşımız. Ve bu konuda çok iddialı olup olmadığı hakkında fikri yok ama parkurda kendisini döneceğiz. Onun için ne diyoruz? Yarış başlasın! Cemal Bey biraz karıştı. Evet, biraz öyle oldu. Biraz yavaş başladı ama bakalım görecek ne olacak. Bu avcı bir arkadaşımız. Evet. Taktik silah galiba kullanmamış. Kullanmamış evet. Onda biraz zorlanacağı söyledi zaten. Röportajında bahsetti ondan. Evet dolduruyor. Evet şu anda şarjörler çok güzel doldurmaya başladı. Evet. Yerine geçti. Evet, hazır bekliyor. Vuramadı. Evet vuramadı. Onu da vuramadı. Hemen koşuyor. Evet diğer parkura geçiyor. Bir kere bir ceza puanı aldı. Silahını kurvar dışında doldurdu. İki de şeyden aldı, plakları kaçırdığı için aldı. Üç ceza puanla başladı yani. Üç ceza puanla. Çok iyi başlangıç sayılmaz. Evet, evet. Bakalım şimdi hedefleri vurabilecek mi? Ben vuracağını düşünüyorum. Avcı bir arkadaşımız da evet. Vurur diye düşünüyorum hocam. Evet, ilk hedef vurdu hocam. İkinciyi de vurdu, çok iyi gidiyor, evet. Hocam, genelde arkadaşlar bu şeyde başarılılar farkındaysanız. Evet. Evet, çok güzel oldu. Şimdi burada bakalım unutacak mı emniyeti almayı? Yani unutmadı, tebrik ediyoruz kendisini. Evet, bravo. Çok güzeldi. 85-75. Tebrik ederiz. Elin direksiyonun üstünde görünür şekilde olsun. Silahını kapacaksın. Buradan parkura girip devam edin. Çıkalım. Çıkalım. Düdüğü bekle istersen çık. Evet. Arka kapıyı açıyoruz. Sağ arka kapıyı açıyorsun. Silahını alıyorsun. Nasıl? Oradan silahını aldık. Alıyorsun. Evet. Parkura giriyorsun. Yine bu kurvanın içini kullanarak 4 adet çavrotinim var. Yani
halk tabiriyle dokuzlu. Şavrotin. Hocam Şavrotin nereye gitti? Daha sonra herhalde açıklama yaparız. Dirhem. Ne dersiniz? Ona da 4 adet karşıdaki gördüğün daire hedeflerinin içine ortalarını oturtuyorsun. Ne kadar ortasına girerse senin karına. Eğer ikisi üçü dışarıda kalırsa dokuzlunun, yani şöyle diremlerin sana zaman puanı olarak, ceza olarak döner. Onun için hiç acele etmeyin. Elinle bir omuzlama şeyi yap. Hepsine bak teker teker. Dolayısıyla yerini istasyonda değiştireceksin. Hepsine aynı açıza atma. Onun için biraz öyle koyduk. Hocam lastiklere silah değdirmesi faal midir? Hayır hayır, değdirsin. Tamam. İsterse lastiği içinden vursun, bir sıkıntı yok. Oradan devam ediyorsun. Bu kurvara giriyorsun. Burada 6 tane saçma fişeğim var. Sen şimdi sağlak attığı için sol elinle sağdaki iki hedefi vuracaksın. Vurulunca onlar zaten devrilecek. Hakem Kerem sizi zaten uyaracak. Arkada size sufle edecek. İki taneyi vurduktan sonra sonraki iki hedef istediğin delikten atabilirsin. Tek elle, sağ elinle omuzuna alıp tüfeği. Tüfek omuzunda, iki tanesini tek elle vuruyorsun. Ondan sonra en solda bir hedefim var. Bak. Onu da tek ayakla vuruyorsun. Tek ayak havada vuruyorsun. Onu da vurdun. Sonra kırmızıyı istediğin gibi sağ el, sol el neyle vurursan vur. Kırmızıyı da vurduğun zaman parkurun bitiyor. Kırmızıyı önce vurursan ceza puanı alırsın bir saniye. Kırmızı en son vurulacak hedef. Buradan hocam ayakları falan koyarsa kaç efendim? Puan? Ayağını koyarsa veya tek elle atmazsa bu hepsinde şeyde... bir saniye. Hepsinde standart bir saniye. Öyle kafa karıştırmayalım. Maksat bir tanıtım yapıyoruz. Tamam. Arkadaşlar da dikkat eder. Hadi, olur dengeyi sağlayamaz. Evet. Ayağı yerine bir daha koyar, ona bir saniyeyi ben yazarım. Tamam. Affetmek yok yani hocam. Affetmem. Burada da işim bitti. Silahın boş, yine namlu o tarafa doğru. Buraya geliyorsun. Yine emniyet mandalını takıyorsun. İçine atıyorsun. Elini kaldırdığından buradan hocam peki geliyorsun. Emniyet mandalını takmasalar puan düşüyor mu yine? Düşüyor tabii. O da puan düşüyor. Tabii. Takana kadar da saniyeyi yazarım. İlla taktırtacağım. Yani arkadaşım dostum diye şey yok. Yok. Yani, torpil yok. Tamam hocam ki, o zaman. Mandalı tak takmadığı müddetçe ben şeyi çalıştırırım. Tamam. Zamanı çalıştırırım. Tamam hocam. Buradan parkur bitince arkadaş tekrar koşarak başlık noktasına gidiyor. Burada mandalı takmazsanız beyler, mandalı takmazsanız zamanınız çalışır. Takmanızı ısrarla bekleyeceğiz. Takana kadar zaman çalışır. Evet Tolga Bey, ikinci parkura giriyoruz. Evet, heyecan daha da artıyor. Arttı değil mi? İlk parkurdaki hataları burada yapmamaya çalışacağız galiba. Deniyoruz, orada başlıyor zaten hata yapmak anladığım kadarıyla. Parkuru hatırlıyor musunuz? Neler yapacağınızı? Parkuru hatırlıyorum. Parkura ilk önce araçtan çıkıyorum. Dönüp diğer yöndeki kapıdan, sağ taraftaki kapıyı açıp içeriden tüfeğimi alıyorum. Bu sefer pompalı tüfekle müsabakaya evet, gireceğim. Farklı bir tüfek değil mi? Tüfeğin farklı modeli zaten orada yazıyor. Ares X3 modelimizle müsabakaya katılacağız bu sefer. Burada farklı tip mühimmat kullanacağız. Daha evvel saçma kullanıyorduk. Şimdi Buckshot dediğimiz, Şavrotil dediğimiz. Evet. Halk arasında 9'u diyorlar. 9'u dediğimiz. Evet. 4 tane hedefe onunla atış yapacağız. İsabet diye bakacaklar. Orada hedefin keskin atım yapmaya deneyeceğiz. Ondan sonra bir aparat üzerinden iki gözle farklı stillerle sol el, sağ el, tek ayak. Vay, çok iyisin hocam. Çok iyi hatırlıyorum gerçekten yani. Hoca tarif etti az peki, evvel. Peki yarışma heyecanıyla bunu hatırlayacağınıza emin misiniz? Deneyeceğim şansımı. Vurmadıkça enerjimin düşmemesini ümit ediyorum şu anda. Geçen yarışmada -2 puan aldınız. Evet. Size sürenizi söyleyeceğim. 82.07. 82.07. Hiç fena bir şey değil. Bakalım burada şimdi ne yapacaksınız? Ümit ediyorum. Güzel bir şeyler yaparım. Firmamızı mahcup etmemeye çalışacağım. O zaman size kolay gelsin diyorum. Başarılar diliyorum tekrar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, şu anda Tolga Bey ikinci parkura hazır ve yarışmak için çok heyecanlı bekliyor. Çünkü ilk parkurda bazı hatalar yapmıştı, onları bu parkura telafi etmesi lazım. Ve hazırsak yarış başlasın! Evet, Tolga parkurda gidiyor. Evet hocam, buraya kadar çok hızlı geldi gerçekten. Çok hızlı geldi, çok dikkat evet, lazım. Pompalı tüfekle. Çok dikkat lazım. Ares X3 mi hocam bu tüfeğin markası? Ares X3. X3 değil mi hocam? Ne özelliği var bunun? Pump action. Bak pompalı tüfek diyor değil mi halk evet, arasında evet, buna? Evet. Vay evet. Wow, çok iyi vurdu hocam. 9'u da içinde. Evet, bir tane dışarıda var.
Bravo. Güzel oldu. Orada dışarıda. Süper, evet. Güzel. Yaşa. Çok iyi vuruş. 9'da evet. İçinde. Evet, ne yapıyor? Silahı alıyor. Saçmalarla. En sağdakine pes hakim eliyle atıyor. En sağdakine yani, hocam değil mi? Tolga sağlak olduğu için sol omuzuyla atacak. Şimdi belki hayatında ilk defa kullanıyor. Solak olarak diyorsun. Solak çok olarak. Zor bir şey. Gerçekten çok zor bir hareket olsa gerek hocam. Bakalım vurabilecek mi? Evet çok vurdu. Güzel. Bravo. Evet, gerçekten. Bravo. Çok güzel evet. En son onu kırmızı vuracak hocam. Tekel omuzdan. Tekel. Bravo. Evet. Tekel bir daha. Bir daha tekel hocam evet. Şimdi neyi vuruyor? Diğer beyazı vuruyor. Evet. Şimdi tek ayak. Tek evet, ayak. En zoru bu olsa gerek değil mi hocam? Onu da vurdu. Parkuru başarılı bitirdi. Kırmızı. Kırmızı istediği gibi vurdu. Evet, çok güzel. Evet. Boşalttı. Emniyeti alacak şimdi. Evet hocam nasıl gidiyor evet? Vallahi bence süper gidiyor. Bravo. Bravo. Evet Tolga Bey, tebrik ederiz. Çok güzel bir yarışma oldu gerçekten. Ben teşekkür ediyorum. Yani, sağ olun. Bütün performansı seyrettim. Süperdi. Hiç kaçırmadınız. Yani eskisini sanki telafi ettiğiniz gibi geliyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Pompalı tüfekle daha iyiyim zannedersem. Tüfek daha güzel çalıştığını sizin düşünüyorum bu parkurda. Sizin kendi kullandığınız tüfek de pompalı evet, galiba. Evet. Öyle mi normal hayatta? Daha güzel atabilme şansım oldu. Deneyeceğiz. Bundan sonraki parkurda da göreceğiz. Biraz nefes nefese bıraktı. Nefesimi tutarak konuşuyorum. Parkur gerçekten adrenalini yükseltiyor. Bu da sizin odaklanmanızı bir anda bozuyor. Zorlaştırıyor tabii. Parkur maksadını zaten yapmış aynen, oluyor. Parkur özelliği var. Taktik parkur hazırladık. Türkiye'de ilk parkurumuz bu zaten yani. Çok isterim herkesin bu heyecanı, adrenalini tahmin tatması. Ediyor musunuz sürenizi ne olduğunu tahmin ediyor musunuz? Hiçbir şey tahmin edemiyorum şu anda. Bir şey söyleyin, yaklaşık bir şey söyleyin. Şu saniye, bu saniye, bu dakika. Yani o kadar heyecanlandım ki hiçbir şey hatırlamıyorum. Her şey rüya gibi değil mi? İki dakikada bitti gibi gözüküyor her şey. Evet. Kaç dakikaydı hocam? 94 saniyede bitirmişsiniz. Tebrik ediyoruz. Ben teşekkür şimdi ediyorum. Üçüncü parkurda tekrar görüşeceğiz sizinle. Tamam, görüşmek üzere. Evet, evet, parkurumuzun ikinci etabına geçtik. Cemal Bey yarışacak burada bu sefer. Bu parkur biraz daha farklı çünkü bu parkurda RSX3 adlı bir pompalı tüfek kullanılacak. Pompalı tüfek yine bir taktik silah olarak diğerlerinden daha farklı bir şekilde yer alacağı için arkadaşlar biraz daha zorlanacaklar. Onun için ne yapıyoruz? Cemal Bey'e yarış başlasın diyoruz. Evet hocam, buraya kadar iyi geldi. Evet, evet, gayet iyi geldi. Evet, şimdi dolduruyor. Evet. Burada şavrotin atıyor direm. Şavrotin dediğimiz nedir hocam? Tane kutru 8.6 milimetre. Bir şekilde 9 tanesi bir arada çıkıyor. Alışık olmadığı için pompalamayı evet, yıldır. Evet, evet hocam, evet devam ediyoruz. Çok güzel hocam, devam ediyoruz. Bırakıyoruz, devam. Evet. Şimdi burada hocam tek ayak çift ayak olayları evet, var değil mi hocam? Evet. Neydi burada ilk atışımız? Şimdi ilk iki atışını sağdakine sol eliyle atacak. Sağdakine sol eliyle atıyor değil mi evet, hocam? Evet. Çok ters olsa gerek hocam sağlaklar için böyle bir hareket. Zorlanacaklar biz bunu yani iki elini de kullanabilsin diye yaptım. Bakalım vurabilecek mi hocam, ne diyorsunuz? Vuracak. Vallahi vurdu, helal olsun. Evet, ikinciye geldik. Yine unutuyorlar hocam. Pompalamayı mı? Alışık olmadıkları evet, için. Pompalı olunca şimdi tek elle sağdaki iki elini pompala. Tek elle. Evet. Çok güzel. Evet. Pompala. Hocam pompalamadık için çok fazla kaybetti hocam değil mi? Evet. Tek ayak. Evet, zor hareket. O tamam. Okay, kırmızıyı güzel, nasıl istersen. Evet, bitirelim. Koşalım. Evet. Çok güzel. Çok vakit kaybetti evet, hocam ya. Evet. Güzel. Hocam tebrikler. Geçmiş olsun.
Bu çizgide olduğu için vuruş kabul edilir. Bir tanesi dışarıda. Yani burada bir eksi puan eksi var hocam. Puanı bir eksi puanı burada var hocam. Burada hepsi içeride mi hocam? Hepsi siz içeride. Zaten. Evet. Burası okey. Bu da okey. Bu da tamamdır evet. Bunda var galiba hocam. Bu 2 mi 1 mi hocam şimdi? 2 tane. Bak merkezi burası. Çizgiyi evet. Isırmamış. Eksi 2. Eksi 2 diyoruz. Evet. Süresi nedir hocam arkadaşın? 110-21. 110-21. 110-21. Eksi 1. Eksi 3'ü de buradan var. Bu ilave olacak 113-21 olacak. 113-21 olacak. Tamam hocam. Saniye olarak dönün. O zaman diğer yarışmacıyı alalım hemen. Burada da 10 saniye içinde düdükle beraber seni rahatsız edecek şekilde itecek hakem. Tamam mı? Sonra burada maç dengeyi bozmak mı hocam? Ya öyle bir ekşim veriyoruz. Ekşim yapalım tamam hocam. Anlaşıldı. Ha. Kötü bir niyetimiz yok yani. Yok yok. Tamam. Evet, fırlıyorsun burada. Evet. Hızlı değil. Tamamı suyun içinde kabzası dışarıda olan bir espir tüfeğimiz var. Silahın boş. Parkura giriyorsun. Buraya geliyorsun. Burada senin şarjın olacak. İstasyona geldin. Silahın boş geldi. Şarjını aldın. 5 adet kurşun var içinde. Evvela onu atıyorsun. Gaz işecek kutusu evet. Burada kurşun da özenin çünkü kurşun atıyorsunuz. Kaçırmayın diye söylüyorum. Zamanınızı iyi kullanın. At buna. Dön oraya çökerek. Onu at, onun işini bitir. En son kırmızı. Bitti. Şimdi yürümeye başladın. Yürürken buradan şarjör mandalına bas. İstediğin herhangi biri at, bırak, fırlat, çalıya atma ama. Burayı bırak. Tüfeğin boş. Mühimmat çantasını aç. Açabildiğin kadar çabuk aç. Aç. İçinden şarjörünü al. Açmayı göstereceğim şimdi size. Tüfeğine doldur. Bunda da 5 mermi var. Domuzlar giderken bunlara da birbirine bir mermin kalacak. O kalanı da istediğin birine atarsın. Buraya atıyorsun. Daha bırakıyoruz tekrar oraya. Evet abi ne diyorsun? Aldı gidiyor. Gidiyor. Kurşun atılacak.